hoş geldin. Hoş. Bugün bir değişik olmuş yani böyle bir tekrar böyle bir baktığımda. Sen. Ha? Sen. Zaten hoş kadınsın da. Ah ah Yaşar değil mi? İnsanın insana her hatayı bir tek duygusallık yaptırabiliyor. Yani biri sizin ona karşı olan zaafını hissettiğinde sizi bu anlamda kullanıyor. Yaşar bugüne kadar dimdik durdum, kurallıydım ama bu Murat bütün kurallarımı yıktı dedi. Şimdi Murat canlı yayında. Karşı karşıya gelecekler. Yaşar hakkındaki iddiaları dün söylemişti. Murat Pehlivan da yayına bağlanıp hakkındaki iddiaları cevaplayacak. Hemen bağlantımız gerçekleşsin. Özkan'la Murat Pehlivan yan yana. Murat Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Yaşar abla. Nasılsınız? Valla pek iyi değil ama iyi olmaya çalışıyoruz şu an. Niye iyi değilsiniz? Valla Yaşar abla yani açıkçası hiç böyle bir şeye karşı karşıya geldim hesap etmedim de düşünmedim de hiçbir şeyi zaten kabul etmiyorum. Hiç gereken hepsinin açıklamasını yapacağım yani. Peki ne kadar flört ettiniz? Kaç ay, kaç yıl? Ya şimdi Yaşar abla ben olayı şöyle izah edeyim. Öncelikle bütün köklü ailem olan Pehlivan Sülalesi'nden özür dilerim. Ağabeyimin bu şekilde kelimesini kesinlikle böyle olmasını istemedim. Olmamak için elimden geleni yaptım. Para bile teklif ettim ama çözemedim. Olayı şöyle başlayayım ben Yaşar abla. Facebook'a bunu ekledim. Facebook'a bunu eklediğimde kendisiyle Ankara'ya buluştuk. İsim vereyim bilmiyorum ama orada buluştuk kendisiyle. Kendisini incitmemek, kırmamak, kaydırmak. Kız ayaklarını pıt pıt yapıyorsun. Yaşar Pehlivan'la. Evet, devam edin. Oradaki Yaşar Pehlivan ani değil. Başka fotomontaj var orada. Fotomontaj derken kim? Yaşar kendini neyi fotomontajlamış? Sen benim akrabamsın. Allah Photoshop, Photoshop mu? Fotomontaj mı? Benim kısmetim gerçi heşkin dedim. Orada ayrıldık. Ondan sonra engelleyeyim. 5 ay boyunca hata bunu engelleyeyim ama bu farklı hesaplar açmaya başladı. Hı hı. Farklı hesaplardan biz akrabayız, engeli kaldır, engeli kaldır sürekli bunu demiş ki bana. Ben uzaklaştıkça bu benim peşimi bırakmadı. Sonra bir arkadaş olalım dedi. Akraba değil miyiz dedi. Tamam iyi olak dedim. Aradan 7 ay geçti ondan sonra. Sonra tekrar işte Murat ben sana aşık oldum. Ben karar gözlüm, seni seviyorum, senden hoşlandım. Dedim bak Yaşar, ben seni kesinlikle bu tür şeylere girmek istemiyorum. Sen benim akrabamsın, sana yanlış hiç yapamam dedim. Bunu her zaman söyledim zaten. Hı hı. Hiçbir zaman ona seviyorum, aşığım, sana evleneceğim kesinlikle demedim. Öyle elinde bir kankı varsa da söylesin. Ama ben onu incitmemek için elimden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalıştım. Çünkü kendisi akrabamdı. Ama maalesef çözemedim. O senin akraban. Sonra, sen onu incitmemek işte için nazik davranıyorsun. Sorularım evet. Da aslında Özkan sorarsa çok daha iyi olabilir. Peki bu ilişkide Murat Bey para alışverişi nasıl başladı? Eşra ablacığım zaten ben tatile gitmiştim. Yerini söylemeyeyim ben. Tatile gittiğimde bu benim hesabıma 201, 301, 401, 501, 2 milyar bilemeyin en baba 2,5 milyar yakın para akmıştı. Niye hesabına para gönderiyor senin? Ve parasını istemedim. Dedik ki Murat ben seni seviyorum. Evet. Bu param sen benim sevgilimsin. Evet dedim ki yaklaş ben... Neden senin hesabına peki para... hesap numaranı nereden i̇şte biliyor Murat? İşte sevdiği icra etti. Efendim abla? Hesap numaranı nereden biliyor? Ablacığım kendisi hesap numaramı kendi isteyiz zaten. Muhakkak hesap numaranı vermişsin dedim ki. Muhakkak hesap numaranı vermişsin deyince ne yapayım Yaşar diyeceğim. Ya Murat ver de sen o kadar harçlığın yoktur. Sen benim sevgilimsin, sen benim sevdiğimsin. Kaç gün tatil yaptınız? Kendisini sorabilirsin Yaşar Hanım. Özkan sorsana bir kaç gün tatil yaptınız? Ertesi gün bir bakın Murat hesabına bakar mısın? Murat hesabına bakar mısın diye. 2,5 milyar yakın para hakkı ve aynı gün içeri, birkaç gün içerisinde mi? Teslim ettim zaten. Ve teslim ettim mi? Bana söyledi kelime şu Esra abla. Kaç gün içerisinde attı paraları?
Yani nasıl diyeyim, tam gün olarak bilmiyorum ama bir gün bir hakkı, iki gün bir hakkı. Ben 10 gün, 12 gün tatil yapmıştım. Evet. Tatil parası mı? Çok farklı zaman dilimlerinde açılmış paralar. Yok, Murat Bey. Benim sevdiğim adam şimdi. Murat Sevdiğim Bey. Dedi. Yaşar size inandı mı? Değilim. Tamam. Yaşar size inandı ve güvendi mi? Yaşar sana inanıp güvendi mi? Ablacığım şimdi bana Yaşar güvendi mi? Bana sürekli yani aşık olduğunu... İşte sevdiğini söylüyor bana. Sürekli bana sevdiğini söylüyor. Kendi kendine mi sizi yani seviyor? Kendini bana böyle kabullenme gibi bir hırsına kapıldı. Ben yani kendi istemedikçe... O mu seni seviyordu? Evet, ben onu hiçbir zaman sevgimi söylemedim zaten. Sevgilim olarak? Sevgili olarak göremedin mi dedi? Sevdiğim için benim diye. Bu şekilde beni şey yaptı eşyabla. Sonra dedi ki muhakkak bir çay içerim dedi. Tamam. Evet. Sen onu sevgi olarak gördün mü? Hiçbir zaman yani görmek istemedim zaten. Ama maalesef benim peşimi bırakmadı Esra Abracığım. Yani peşinizi onu bırakmadı. Kırmamak için. Peki bu kredileri çekip kime verdi ben Murat? Ben kırmamak için, incikmemek için elimden geleni yaptım. Bak, buyurun siz bugün yeni gelin gibi böyle. Esra Abracığım kredi olayınca yemin ediyorum bir sene sonra haberim oldu. Ben kredi çektim bir şey dedim. Bir şey demiyorum, tebrik ederim. Tebrik ederim. Hiçbir şey demiyorum Esra abla. Hiçbir şey de kabul etmiyor. Valla bir yalan şey istediğini söylüyor. Verebilirsin zaten. Benim her şeyim açık. Yalan söylüyor. Paraları da istedi. Her şeyi de istedi. Ama ispatım olmadığı için yalancı durumuna geliyor. Niye ispatın yok canım? Senin banka hesaplarından gönderdiğin paralar Esra var. Ablacığım, yakın zamanda ailesi sana 80 bin TL teklif ediyor. Diyor ki 80 bin TL zararını karşılama zaman. Ekip yere vermeyi unuttum. Bana bir yazı yazdın. Sen kendi aileni kötüle. Murat Pehlivan'ın ailesinden özür dile. İftira attığını söyle, alacaklı vereceklik yok diyor. Onu unutmuşsun vermeyi. Şimdi bir BT video var elimizde. Bu video çok önemli. Çay bahçesinde çay içiyorsunuz siz. Hiç evliliği konuştunuz mu Murat Yaşar'la? Şimdi Esra ablacığım ben bununla sadece çay bahçesinde yemek yedik. Beni zorla çağırdı. Zorla beni şey... Muhakkak ben oradayım. Sen mi gelirsin, ben mi geleyim? Ondan sonra kalktı Esra ablacığım. Beni... Anlamadım Esra. Yani memleketime çağırdı. Orada... Yani diyor ki şimdi Murat bu... Murat Beyciğim, Özkan bu soruyu sen sor. Yaşar sana gel diyor. Sen çağırdığı her yere gittin mi? Esra ablacığım eğer gitmeseydim seni ailene rezil ederim. Kırıkkale, önce Kırıkkale rezil edeceğim dedi. Nasıl rezil edecek seni Murat? Eğer Kırıkkale yetmezse önce bir kendimi acındıracağım. Ne yapacak şimdi? Omuzlarını mı çekecek direkt yani? Bunları çekip mi yayınlayacak? Dedi. Nasıl orada rezil edecekmiş Özkan? Koyacağım dedi Esra abla. Resmimi koydu. Orada bütün hakaretleri koy. Murat böyle, Murat sahteka, Murat... Her şey yani ben bunların hepsini zaten kopyaladım. Mahkemeye geldim. Murat şimdi öyle bir iddiada bulunuyor ki sizin çok uzun süre bir ilişkiniz olmuş ama bu ilişki tek taraflıymış. Sen onu tehditle, hakaretle her yere götürmüşsün, her yere çağırmışsın. Ben de orada Özkan izleyebiliyor musunuz bilmiyorum ama bir görüntü ekrana getirmek istiyorum. Aslında görüntünün özeti şu, orada bir evlilik konusu geçiyor. Gelsin o VTR'e. Hani kabul etmediydi ya abla. Kabul etmediydi ya, hani evlenme teklifi etmemiş ya. Yalnız evlilikte de para dönüyor. Evliliğe var mısın, yok musun? Resmini çahı kaç paranda? 2 trilyon. Tamam, 2 trilyon bana teklifin ya. Senin ne alacak Allah'la? Ben neysem sen de hoşsun. Kaç paranda? Sen reyciğimiz paralı nikahlı yak diyor. Murat Bey. Bunu da bana sürekli kendi akrabalarına şunu söylemiş. Murat işte benim 2 trilyon olsa benimle evlenirmişsin. 3 trilyon olsa benimle evlenirmişsin. Şimdi Esra ablacığım bunu yoldan geçen birine bir sor. Şimdi Murat benim Bey diyor ki var. Benimle evliliğe var mısın? Ya evet diyecek ya hayır Özkan, diyecek. Özkan soruyu ya şöyle sor. Murat benimle evliliğe evet var mısın diyor. Murat da diyor ki kaç para karşılığında diyor. Ukalabaşlık yani bunu, bunda kuşku ne? Ben ona bir defa olsun evlilik gözüyle görmedim. Bunu bir kere netleştirelim yani. Bu videodan ne anlıyorsunuz olsaydı, Murat Bey? Videoyu bir daha izleyin. Ne anlıyorsunuz bu videodan siz? Zaten. Özkan soracak soruyu. Efendim? Bu videoyu hatırlıyor musun? Bu konuşmanızı. Ablam tam Murat duyamadım. Murat ne kadar paran varsa dedin o kadar nikahı yarıca yaşadın. Yoksa ayrılırız dedin.
Sizin Murat. Sen Murat'ı görünce de bilmiyorum ben şu an. Sen beni Tonga'ya düşünme. Ben seni hiçbir zaman Tonga'ya düşürmedim. Benim çektiğim 9 aydan beri sen biliyorsun Murat. Bak, şimdi benim şapkımı zorlama. Ben para ne değil. İnsanlık gururum için, şerefim için ben buraya çıktım. Tamam mı? İşte Murat benim 10 trilyon var. Ya bütün yarışmalar başkasında hepsi var. Ailem bana çok eziyetler etti Murat. Tek başıma bıraktım Murat. Savcıya raygim. Bunların sonunu bekleyecek, hep beraber göreceğiz. Bu video ne demek Yaşar? Bu videoyu anlat. Esra bak ne oldu biliyor musun? Murat hani yüksek Mevlam varsa dedi. Hani ben dedi hani parayı kapmak için. Seni parasız çekemem. Ben seni çekemem Yaşar, o zaman ayrılalım dedi. Ben de dedim ki şu kadar param var Murat, nikahı var mısın dedim. Bunu size bu videoya çektim Esra abla. O zaman ben her şeyi açık dedi. Konuşayım tamam mı? Şimdi Esra ablacığım bu insan bana dost ayakı yakacak dedi. Bu Allah insan ve bundan bir ay önce gene beni... Ablacığım yaşamanızdan daha normal bir şey olamaz. İkinizin evlenmesinden daha normal bir şey olamaz. Şimdi neredeyse Murat Bey diyecek ki Yaşar beni şeyli mi nasıl diyemedim de yani. Hayır hani Yaşar beni kullandı, mağdur etti diyecek. Kullandı ablacığım. Ablacığım bak. Öyle hani Yaşar beni kullandı. Ya da bir insan istemediği halde ya birisi birini hesabını nasıl bulabilir banka hesabından ve 10 gün tatildeyken bunları attı diyorsunuz. 10 gün olamaz. Ya avukatım. 42-43 gün aralığında paralar sürekli hesabınıza dedi. Gelmiş. Ben inkar etmiyorum. Beni dinler misiniz? Ablacığım hepsi mesajlarda vardı elinde hesap sildi. Hesap kumamış değil verdim. Ben yemin sildi. O bilezikleri götürdün Ankara'da koca koca bilezikleri bozdurdun. O bilezikleri götürdün bozdurdun. Onar onar hesabına yatırdın. Allah şahit. Şahidim yok. Güzelce afiyetle yedin. Sonra Yaşar para bitti hadi güle güle dedi. Yaşar peyvanı. Artık ben şeyim var ya hiçbir kuşunu kabul etmiyorum. Tamam Allah Allah. Tamam hadi çektiği puanlar acım var. Allah Allah. Zaten acıdın bana. Çok sağ şimdi bir VTR daha getireceğim. Bunu Murat Pehlivan'la da herkes izlesin. Şimdi ilişkide şöyle bir gariplik var. Murat bu para iddialarını reddediyor ama ailesi Yaşar'a artık ne olur bitsin bu mevzu diye 80 bin TL aslında veriyor. Yaşar bu ilişkiyi sürdürebilmek için Murat ondan talep etmiş. O da bu aşk bitmesin diye bu ilişkiyi devam ettirmiş. Fakat ilişkinin dinamiği para ve altın üzerine kurulu. Anlayamadığım bu. Şimdi senin de TikTok videoların var. Ve bu TikTok videolarını Yaşar'a gönderiyorsun. Evet, yalnız mesela hani acılı sözlü bir şarkı, aşkı anlatan bir şarkı yok. TikTok'ta bile altınlar konuşuyor. Gelsin. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.